Evet arkadaşlar, Green Card başvuru süreçleri neredeyse başlamak üzere. Size bu başvuruyu yapmadan önce dikkat etmeniz gereken birkaç şey var. Ondan bahsedeceğim. Ufak tefek şeyler var. Yalnız önemli konular. Bunlara geçmeden önce size zahmet şu alttan bir beğeni butonuna basarsanız sevinirim. Eğer kanala abone değilseniz abone de olun. Bu tarz içerikleri beğeniyorsanız daha fazla içerik bulacaksınızdır. O zaman videonun içeriğine geçebiliriz. Evet arkadaşlar, bildiğiniz gibi önceki yıllarda pasaport istiyorlardı başvuru için. Muhtemelen bu yıl istemeyecekler ama henüz kesin bir açıklama yok. En azından mahkeme kararıyla durdurulduğu söyleniyor. Bununla ilgili kesin bilgi başvuru zamanı açıldığı zaman belli olacak. Ama şu anda görünen pasaport gerekmiyor. Bana sorarsanız pasaport olmalı mı? Bence olmalı. Çünkü kafasına göre herkes başvurduğu zaman adama green card çıkıyor ama gitmiyor diye zaten öylesine başvurduydum diyor. Yani bir nevi başkasının hakkını yiyor. Bence çok doğru bir hareket değil. Pasaport olmalı ve ciddi olan arkadaşlar sadece katılmalı. Çünkü bu ciddi bir süreç, bayağı bir zaman alıyor. O yüzden başkalarının hakkının yenmemesi adına pasaport olayını ben en azından destekliyordum. Ama tekrar geri getirirlerse, yani zorunlu olmama olayını, yapacak da bir şey yok. Yani öylesine green card'a başvuracak arkadaşlar varsa lütfen başvur. Diğer başkalarının şansını da elinden almayın. Yani gerçekten gelmeyi düşünüyorsanız başvurun. Diğer türlü birilerinin hakkını yiyorsunuz arkadaşlar. O yüzden eğer pasaport zorunluluğu kalksa bile siz gelmeyi düşünmüyorsanız başvuru yapmayın. Birilerinin de hayatını değiştirmesine engel olmayın. Evet arkadaşlar, Green Card ile ilgili yanlış bilinen bir bilgiden bahsedeceğim. Belki bazılarınız biliyordur. Bilmiyorsanız da üzerinden geçmiş olursunuz. Mesela bu yıl çekilişe katılacak arkadaşlar tahminen 2 yıl sonra falan gelebilecek. Yani 2022'nin sonuçları 2023'te açıklanacak. 2023'ten sonra da bir mülakat süreci olacak. Ondan sonra 2024'te falan anca gelebileceksiniz. Yani heyecanlanmaya gerek yok. Bir de bu süreçte bahsetmek istediğim bir konu daha var. Benim de başıma geldi. Sizin adınıza danışmanlık firmaları başvuru yapıyor. İşte 5 yıllık veya 3 yıllık bilmem ne deal'lar yapıyorlar. Tavsiyem onlardan yapmamaya çalışın ama İngilizce hiç bilmiyorum kardeşim. Birileri yapsın diyorsanız. Tabii ki böyle bir danışmanlık firması kullanabilirsiniz. Ve bana da bu şekilde çıkmıştı. Ama yaşadığım bir problem vardı. Onu paylaşacağım. Green Card çekilişi çıktığında benim case numaramı vermediler ve sattılar açıkçası bana. O zaman yanlış hatırlamıyorsam $200 gibi paramı aldılar. Mecburdum çünkü benim elimde hiçbir bilgim yoktu. Yani işin aslı, böyle bir dolandırıcılığa maruz kalabilirsiniz. Dikkat edin. Başvurduğunuz şirketler dürüst olduğundan, referans olduğundan emin olun. Ondan sonra başvurun. Diğer türlü benim gibi gereksiz hakkınız olan bir şey için tekrardan para ödemeyin. Ha, $200 çok büyük bir para değil ama Türkiye şartlarında sizi rahatsız edecek bir para. O yüzden dediğim gibi bu tarz konulara dikkat edin öncelikle. Şimdi arkadaşlar, diyelim ki danışmanlık tarafında yaptırıyorsunuz veya kendiniz yapıyorsunuz, fark etmez. Öncelikle bilgileri doğru girmeniz lazım. Bunun zaten kaçar tarafı yok. Ve en önemli bir diğer kısım da fotoğraf. Yani birçok adam elenirse fotoğraftan eleniyor. Bundan haberi bile olmuyor. O yüzden bu kriterlere dikkat edin. Yoksa direkt şutlanırsınız. Hiçbir anlamı kalmaz. Boş boşuna da zamanınızı harcamış olursunuz. Şimdi o hususlara bahsedeceğim. Şimdi fotoğrafları fotoğrafçıda çektirmenize tavsiye ederim. Ama eğer öyle bir imkanınız yoksa gidip kendiniz de çekebilirsiniz. Bu konuda size ufaktan bahsedeceğim nasıl çekmeniz gerektiğini. Öncelikle ilk kriter olarak 2 inçe 2 inç. İnç Amerika'da kullanıldığı için Türkiye'de 5 santim 5 santim olarak geçiyor. Çoğu fotoğrafçı bilir ama bilmeyen olursa da dediğim gibi özellikle 5'e 5 Amerikan pasaportu standartlarında olacağını üzerine basa basa söyleyin. Çünkü bazısı cahillik edip kendi kendine kafasına ya abi bu da olur modunda gelir size. Olmaz. 5'e 5 Amerikan standartlarında olacak. Dediğim gibi yani bunun standardı var. Evet, 5'e 5 standartını geçtikten sonra arka fon. En önemli şeylerden birisi arka fon beyaz ya da çok açık renkli olacak. Yani siyah, gri, böyle arkada yeşillikli vesaire olmuyor arkadaş. Olmuyor. Fotoğrafçıya giderseniz de kesinlikle söyleyin. Beyaz arka fon olacak. Bazı fotoğrafçı arkadaşlar, sığırlar diyeceğim ama abi bu da olur diyor. Olmuyor. Dediğim gibi arka fon beyaz olacak ve fotoğraf croplanmış olmayacak. Özellikle söylüyorum. Croplu fotoğraf istemiyorlar. Şimdi bazı arkadaşlar belki rahatsız olacak bundan. Yani ya abi cropladım ben oldu. Ya kardeşim olur. Olmaz değil. Ama bazı fotoğrafçılar var. Ben buna birebir şahit oldum. Adamın saçının yarısını kesmiş böyle. Şimdi sen bu fotoğrafı koyduğun anda direkt eleniyorsun.
Yani kazansan bile eğleniyorsun. O yüzden hiç riske atma kardeşim. Dediğim standartlarda çektir fotoğrafını, kafan rahat olsun. Şimdi size Amerika'nın kendi sitesinde açıkladığı standartları göstereceğim. Üzerinden gideceğiz. Şöyle telefondan göstermeye çalışacağım. Öncelikle geçerli formatlar genel olarak bu şekilde. Şöyle yan tarafa bir yerlere de koyarız bunu daha net olsun diye. Ben şimdi telefona bakarak üzerinden geçeceğim. İlk olarak size olmaz dediği şeylerden bir tanesini göstereceğim. Kardeşim gözlük takıyorsan 2 dakika bir zaman gözlüğünü çıkart. Görmesen de olur. Körüm ben abi diyebilirsin. Körsen yapacak bir şey yok. Görmüyorsan çıkart. Ben de gözlük kullanıyorum ama 2 dakika çıkartınca hiçbir şey olmuyor. O yüzden çıkart gözlüğünü, koy kenara. Ondan sonra fotoğrafını çektir. İşine devam et. Yani fotoğraf olmayacak. Bak burada adam net söylemiş kardeşim. No glass diyor. Glass yok. Bunun daha Türkçe bir şekli yok. Yani şöyle artist fotoğraflar vesaireler kabul olmuyor. Yan tarafa da koyarız. Olmayacak. Fotoğrafta gözlük yok. Evet, fotoğrafın boyutu. Şimdi ikinci kısım. Şöyle göstereyim. Yazılar burada. Altta linki de paylaşırım açıklama kısmında. Diyor ki 2 inçe 2 inç, yani 51 santim 51 santim. 50 de olur, çok önemli değil. Ve 600'e 600 piksel olacak. Bakın çok önemli. 600 piksel 600 piksel. Eğer bilmeyen varsa altta bir tane tool ekleyeceğim. Oradan ayarlarınızı yaparsınız. Onunla ilgili daha sonra detaylı videoda çekerim. Ama dediğim gibi 2 inçe 2 inç ya da 51 santim 51 santim olacak. Ve resmin pozisyonu şuradaki arkadaşın gibi olacak. Tam ortalamış şekilde sağa solu düzgün. Şurada da paylaşırım zaten. Diğer şuradaki Asyalı kardeşimiz gibi şöyle baktığınız zaman B ile yüzünüzü sokmayın. Olmaz. Ya da fotoğrafın böyle sağında solunda olmayacaksınız. Ya da çok uzakta olmayacaksınız. Yani bakın gördüğünüz gibi şuraya da koyuyorum. Onlar gibi olmayacak. Yani düzgün tam ortada böyle uygun bir şekilde olacaksınız. Evet arkadaşlar, bir önemli konu daha, fotoğrafın kalitesi. Fotoğrafta kesinlikle böyle noktalı, pikselleşmiş, yani böyle abuk subuk bulanık gözükmeyecek arkadaşlar. Şuraya da koyuyorum. Fotoğraflarınız net olacak. Fotoğraflarınızın kalitesine dikkat edin. Bir sonraki kısım, az önce bahsettiğimiz mevzu. Şimdi fotoğrafın dokunuş kısmı. Şimdi şu amcada gördüğünüz gibi kafasının yarısını kesmişler. Sen şimdi cropla gelip buradan kesersen kardeşim eleniyorsun. Veya fotoğrafı şöyle dayının yüzünü yaptıkları gibi böyle baskılamış. Yani fotoğrafı oturtturacak diye böyle bastırmış, oynatmış. Yani dayının kafasına yaptıkları gibi fotoğrafın boyutuyla oynamayın arkadaşlar. Daha sonra kırmızı göz dediğimiz, bu fotoğrafı çekerken gözler kıpkırmızı çıkıyor ya, vampir gibi. Ona dikkat edin. O da olmayacak. Sonra poz verirken şöyle gördüğünüz gibi şuraya da ekliyorum. Düz olacak. Mimik olmayacak. Düz. Böyle. Böyle abuk subuk fotoğraflar çektirmeyin. Şöyle yandan böyle şekilli şüküllü. Şuradaki artistler gibi fotoğraf olmuyor kardeşim. Dümdüz fotoğraf çekin. Mimik yok. Düz bakacaksınız. Adamlar sizi tepkisiz görecek. Bir sonraki kısma geçersek şapka. Şapkasız çıkmam abi diyenler problem yaşar. Şapkanı da çıkar koy kardeşim. Kelsen kelsin, bu kimseyi ilgilendirmiyor. Koy şapkanı kenara, düzgünce fotoğrafını çektir, geç. Bir tek istisna var. Eğer başınız örtülüyse arkadaşlar, şöyle şuradan şakaklarınız falan gözükecek şekilde şuradaki ablamız gibi başörtünüzü takın gidin. Böyle olmuyor. Bak böyle yarım yamalak. Böyle yüzünün yarısı gözüküyor şeklinde olmuyor. Yüzün gözükecek. Saçlarınızı falan da şuradaki gibi atmayın. Dümdüz gözükecek. Bir sonraki kısım arka plan arkadaşlar. Bundan az önce bahsetmiştik. Şöyle fotoğrafta gördüğünüz gibi arka planda mavidir. Ne bileyim, böyle kucağınızda çocuğu tutarken falan olmuyor. Düz beyaz. Buna dikkat edin kesinlikle. Daha sonra çocuklarınız varsa çocukların fotoğraflarını çekerken, benim çocuğu çekerken masanın üstüne yatırmıştık. En güzel, en uygun pozu çekip öyle tamamlamıştık. Dediğim gibi fotoğraf burada. Şuraya bir yerlere de eklerim. Fotoğrafa dikkat edin. Evet arkadaşlar, fotoğraf kısımlarını geçtiysek videoyu tamamlayalım. Bugün size vereceğim bilgiler bu kadardı. Başvurunuzda bol şanslar. Umarım Amerika rüyanız gerçek olur. İyi günlerde kalın. Kanalı takip etmeyi unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de beğen butonuna basın. Arkadaşlarınıza da gönderin, onlar da faydalansın. Hadi iyi günlerde kalın.